Evet arkadaşlar merhaba. 41. dersimizle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle birkaç tane küçük küçük formüller vereceğim. Tamam mı? Ondan sonracığıma şey yaparız. Artık şu free surface'in formül işlerine girelim. Şimdi arkadaşlar bir kere ya bunların hiç böyle uzatmayacağım. Zaten bunlar yorup şey olarak çıkıyor. Zaten meslek hayatınızda da şey çıktı mı direkt formülden uyguluyorsun. Bir kere arkadaşlar şu zaten stiff gemi, tender gemi olayından bahsetmiştim. Stiff gemi böyle seri hareket eden, değil mi? GM'i ve GZ'i çok büyük. Ağır yüklerde olan durumdu. Tender gemi dediğimizse GM ve GZ küçük, hafif yüklerde olurdu. Yani bir çok aşırı kararlı dengeye sahipti stiff gemi. Tender gemi de nispeten yani kararsıza yakın bir dengeye sahipti. Veya nispeten daha az kararlı bir dengeye sahip olan gemi. Şimdi yalpa periyodu. Ben bunun sadece formülünü vereyim abi. Yani rolling periyot dediğimiz yalpa periyodu. Tamam. Bu nedir? TR diyoruz buna. Ve bu saniye cinsinden. Tamam mı? Ondan sonra eşittir. 0,82 çarpı B. Tamam mı? Bölü GM'in kökü. Tabi bu ne? GM fluid ha. Yani nihai GM'in kökü. Bu B ne? Geminin eni. Bir de arkadaşlar bu ne cinsinden ama eğer senin GM'in tamam mı? GM'in şeyi birimi metre ise. He yok. Senin GM'in şöyle kök içinde yine GM fit ise fit tamam mı? O zaman 0,44 çarpı B olur. Tamam mı? Eğer yani sen bu hesapta n'de de şeyde de fit kullanıyorsan o zaman 0,44 sana saniye cinsinden verir. He yok. GM'de ve n'de metre kullanıyorsan o zaman 0,82. Yalpa periyodunun formülü bu. Çok da üzerinde durmayacağım. Şimdi bir diğer konu da şeydir. Neydi? Başkıç yani pitching periyodu. Bir de arkadaşlar ne dedik? Başkıç periyodu. Yani pitching periyot dediğimiz yani T pitch bu da saniye cinsinden second bunun da şeyi 1 bölü 2 kök içinde LBP'dir tamam bu length between perpendiculars yani dikmeler arası boy dediğimiz şeydir çok pardon evet arkadaşlar şimdi ne dedik? Yani bizde gemide GM'in küçülmesine sebep olan bir free surface etkisi oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar biz bunu iki şekilde hesaplayabiliriz. Ya elle hesapla. Elle hesap. Tamam. Ya da kitaptan bakarak. Kitaptan. Şimdi biz normalde gemilerde kitaptan yani ben size şurada hatta dur şunları şurada şunu bir kapayım. Bak ne demiştim? Pardon, kayıt yapıyoruz evet. Neredeydi? Şurada bakın free surface momenti, inertia momenti veriyor. Bir de mesela her tank. Ben sadece burada baş pik tankını aldım ama bütün tanklar için inertia momenti verir. Arkadaşlar tanktan inertia moment hesabı tamam mı? Yani şu free surface nedir? Sen geldin açtın kitabı dedin ki benim baş pikimin iskandili 1.50. T dediği iskandil. Bu Çin kitabı olduğu için. Tamam mı? İskandili yani yüksekliği, height şeydir. Pardon şu 0.0. Aynısı tabii aynı. Şu tankın yüksekliği içindeki sıvı yüksekliği 1.50. Tamam mı? Ve baktın ya da baktın abi iskandil aldın. Sounding booklet'ten baktın. Dedin ki benim şeyimde 94 metreküp su var tankımın içinde. Peki onun
Resurface momenti 976.3. İşte böyle baş piki aldığın double bottom 1-2 sancak, işte bir sancak iskele, iki sancak iskele, üç sancak iskele, dört sancak iskele, beş sancak iskele, işte topside'lar aldın, kıç piki aldın, tatlı sular aldın, makinacılardan yakıtlar aldın, tek 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 free surface'lerini alıyorsun. Peki tank başına diyelim ki ben işte ilk adımındaymışım. Four pick tankın free surface momentini nasıl hesaplayacağım? Diyeceğim ki 907 aldım inerşiye moment. Yani nedir? FSM eşittir. Tamam mı? İmom inerşiye moment çarpı tanktaki sıvı yoğunluğu. Tamam mı? İşte density fluid içindeki. Peki buradaki density'yi ne almış bu? 1025 almış. Dolayısıyla benim inerşiye momentim kaçtır? 976.3 çarpı 1.025 dediğim zaman hemen yapalım. Kaçtı abi? 976.3 çarpı 1.025 eşittir 1000. Tamam mı? 1000.7075 diye devam ediyor. Bunu 1007 almış bu. 1000.7 almış. Zaten burada da 1000.7. Böyle böyle bütün tankların şeylerini, free surface momentlerini toplarım. En sonunda genel grand total free surface moment. Epsilon yani. Epsilon free surface momenti bulurum. Tamam mı? Daha sonra ne yaparım abi? GM küçülmesinde hesaplamak için, GM küçülmesi içinde nedir? Toplam free surface moment bölü gemi deplasmanı derim. Bana GM küçülmesini verir. Ben bunu da ne yaparım? KG sıfıra, değil mi? KG şey KG üssü. İkinci durum KG 0 artı GG, yani bu GM küçülmesi GG buradaki değil mi? GG üssü. Bunu eklersem KG'yi büyütmüş, GM'i küçültmüş olurum. Ya da abi eski GM varsa direkt GM'den GM son GM eşittir GM neydi? Solid eksi GG sıfırdı. Yani bu neydi? GM fluid'di. Bundan GM'den ya da çıkarırsam bana direkt GM fluid'i verir abi. Tamam, son düzeltilmiş nihai fluid'i. Bunun hesabı bu. Peki yani ben burada dedim ki manuel hesap yapacağız. Yani manuel hesabı nasıl yapacaksın peki? Manuel hesabı gemide yapamazsın. Peki niçin veriyorlar bunu? Yani bu GM küçülmesinin formülünü. Artık bence hiçbir işlerliği yok ama siz mecbur okulda. Çünkü niye işlerliği yok? Gemideki artık modern gemilerde hiçbir tank tam olarak kübik şekilde değil. Ha, belki makine dairesindeki birkaç tane asma tank belki tam kübik şekildedir. Ama yani şeyse abi bütün diğer tanklar hepsi curve'lü. Tamam mı? Bir şekilde yani ya bordadan ya kıç pik zaten böyle işte baş pik gelir böyle bir tank. Yani biz bunları hesaplayamayız gemide. Tamam. Ama sorularda çıkıyor diye anlatacağım. Bence artık modern gemide hiçbir karşılığı olmayan bir şey. Sadece okulda sınavlara yönelik anlatıyoruz. Diyoruz ki GG 0 dediğim olay. Tamam mı? Ya da GM küçülmesi eşittir. I bölü V çarpı D1 bölü D2, tamam mı? Çarpı 1 bölü N kare. Bir de burada I dediğimiz ne? I eşittir. L çarpı B küp bölü 12'dir. Burada V dediğimiz nedir? Deplasman hacmidir. Yani deplasman bölü 1.025 ya da density içinde yüzülen seawater'dır. Tamam mı? Sen 1000'de yüzüyorsan 1000 her neyse onu kullanacaksın. İlla ki 1025 olması gerekmiyor söyleyeyim. Density seawater içinde bulunan 1008 ise 1008, 1014 ise 1014. Formül bu. Peki burada I nedir? Tanktaki sıvının serbest yüzey momenti. Yani inerşiye moment işte. Değil mi? Tanktaki sıvının serbest yüzey momenti. Onu nasıl hesaplıyormuşuz? Böyle hesaplıyoruz. Peki V nedir? Geminin su altı hacmi. Zaten deplasman hacmi dedim. Geminin su altı hacmi. D1 nedir? D2 nedir? D1 tanktaki sıvı yoğunluğudur. Tanktaki sıvı yoğunluğudur. Yani density tank water. Ötekisi de deniz suyu yoğunluğudur. Deniz suyu yoğunluğudur. Yani içinde yüzülen density seawater'dır. L nedir? Tank uzunluğu. Bir de B var. Bu da
tankın genişliği. Ya siz bu formülü sadece ve sadece rectangular, yani köşeli, tam düzgün dörtgen olan, artık bu dikdörtgen prizma olabilir, küp olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bunlarda kullanabilirsiniz. Başka da hiçbir yerde bunun hiçbir karşılığı yok. Şimdi arkadaşlar, bu son derece bence lüzumsuz olmasına rağmen ben sizin kafanızda oturması da önemli gördüğüm için ben bunu, formülünün biraz ispatını yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi, çünkü şu GZ, işte GG1 bilmem ne, bunlar tam olarak kafalarda otursun. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada gemiyi bir upright durumda. Birinci durum. Burada da biraz yatırmış. Peki biz hatta şunu mavi kalemle yapayım. Şurası waterline, su seviyesi. Gemi tam dik upright olduğu için de tanktaki sıvı bu halde. Siz gemiyi bir teta açısıyla yatırdığınız zaman şu su seviyesi, değil mi? Dolayısıyla içindeki sıvı da bu şekilde aynı açıyla hareket ediyor, değil mi? Dolayısıyla şimdi ben şöyle yapayım şunu. Bir miktar büyütelim artık. Şu bizim ilk durumumuz, metacenter burada, G0 B0. İşte binen ağırlık W dediği deplasman burada. Küçük W da yükün ağırlığı. O da kendi G0 ile küçük G0 ile aşağı doğru etki ediyor. Tamam. Peki. Yatırdığımız zamanki durumda ne oldu? Bunlar da bir miktar hareket oldu, değil mi? Senin şu sıvının ağırlık merkezi G0'dan G1'e hareket ettiği için ne demiştik? Senin geminin içinde bir ağırlık shifting edilmiş gibi olur. Bu ağırlık merkezi de buraya hareket eder. Dolayısıyla şimdi gelelim diğer şekle. Şöyle yapayım. Artık ya bu gemiyi düz çiziyor, şekli yatırıyor. Ben aslında su seviyesini düz tutup gemiye yatırdım da o kafanızı karıştırmasın. Artık son nihai shift olmuş haldeki sıvının ağırlık merkezi burası. Yani burada GM küçültmesini anlatıyor. Dolayısıyla G0 şuraya kaydı, G1'e GZ kolu küçüldü. Bu GZ kolunu da yukarı taşıdı. Şöyle GV ve ZV şeyini küçülen GM üzerinden, tabii şöyle de çizeyim şurayı da biraz. Sileyim şu orta kısmı. Şu şekli de çok affedersin, şöyle iyice büyüteyim ki. Çünkü burada kalem biraz kalın kaldı. Şunu da inceltelim. Bakın. Şu ilk G noktasının Z'si burada, değil mi? İkinci transfer olan G noktasının hop Z'si de Z1'i burada, değil mi? Son hali. Adam nerede? Şurada. Aldı burayı. Dün anlattığım şekilde, değil mi? Şu yeni oluşan GZ'i aldı, yukarı taşıdı. Buna da V dedi. G ve artık kestiği nokta, merkez hattını, şunun kestiği noktayı GV dedi, ZV dedi ve şurada daha küçük bir üçgen oluşturdu. Yani GM küçülmesini gerçekleştirdi. Neydi? İlk GM şuydu, artık burada. Daha kısa, değil mi? Peki. Onu da almış. Ha, bak burada ilk çıkmadığı için zaten daha ayrıntılı incelemiş burada. Yani GM küçülmesi için yeni bir üçgen oluşturdu. Senin GZ kolun ilk hali bu kadar büyüktü. Ağırlık kaymasından dolayı şu kadar oldu. Bunu da aldı. Buraya paralel bir şekilde transfer etti. Merkez hattını kesecek noktada birleştirdi. Ve en son artık kullanacağımız üçgeni burada oluşturdu. Değil mi arkadaşlar? Şundan sonraki şekil. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada artık dananın kuyruğunun koptuğu yer. Şimdi. Şunu şöyle biraz daha. Şöyle kaydıralım. Hepsi de okunsun. Bu arada kayıt yapıyoruz, değil mi? Yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi şurada bakın. Benim size işte şey, wedge of buoyancy dediğim şu kamalar oluştu, değil mi? Şöyle. Yani şu su upright haldeydi. Buradaki su boşaldı, hop buraya geldi. Yani buradaki suyun, şöyle yapayım, ilk hali şöyleydi, değil mi?
bu haldeydi. Şöyleydi. Gemi yatınca bu şu hali aldı. Şöyle bir şekil oldu. Dolayısıyla şurada ilave bir su oluştu. Burada da bir su kaybı oluştu. Şimdi peki bu rakamlar nereden geliyor? Yani üstünde bir sürü rakamlar vardı. Arkadaşlar şu tankın genişliğini adam B diyor, tamam mı? B. Tamam. Ondan sonra şu yani B, bizdeki büyük B. Peki senin bu GG0'ın arasındaki yer değiştirme mesafesi nedir? Şunlar üçgen değil mi arkadaşlar? Üçgen. Peki bir üçgenin ağırlık merkezi aynı zamanda geometrik merkezi değil midir? Değil mi? Geometrik merkezidir. Peki geometrik merkezi üçgenin nedir? Şöyle köşelerin karşı tarafın orta noktasını kestiği noktalardır, değil mi? Yani şu noktayla bu birbirine eşittir. Şurası da şurası, burası da burası. Dolayısıyla bunların birleştiği nokta ağırlık merkezidir ve bu ağırlık merkezi üçgenin yüksekliğinde eğer burası 2 haç ise burası da haçtır. Üçgenin toplam yüksekliği de 3 haçtır, değil mi? Heh, yani tepeden 3'te 2 oranındadır ya da aşağıdan 3'te 1 oranındadır. İşte adam bunu yapmış ha. Yani şu bir üçgen ya. Şu. Şurası B uzunluğu, değil mi? Ha, B. Yani şu büyük B yaptık. O, ben onu şöyle şekil karışmasın. Onu en sonunda büyük B yaparım. Şimdilik küçük B ile gidelim. Yani 3 bölü 2 B'dir burası, değil mi? Şu arada yani ben şu B'yi şöyle 6 parçaya bölsem, değil mi? 6B olsa şu mesafe 2B. Şu mesafede 2B yani 2 artı 2 4B bölü 6'dan, değil mi? Toplam uzunluk buradan da ne gelir? 2B bölü 3 gelir, değil mi? Bu. Ondan sonracığıma gelelim. Yani bu şeyler nereden geliyor? Peki şurası 3 bölü 2B bölü 2. Niye? Çünkü burada toplam şeyi uzunluğu 2'ye böldü burası. Sadece bir parçasını aldı. Yani şu merkezden şu wedge of buoyancy'nin şeyi. Bunu niye yapıyor? Şu ağırlık şeyini, merkezinin yer değiştirmesini hesaplayacak, tamam mı? Onun için. Onu da şurayla orantılayacak. Şimdi arkadaşlar bakın şu ekran kalsın. Ben şu üçgeni wedge of buoyancy'yi aldım. Şurayı. Ya da burayı aldım. Fark etmez. Aynı üçgen olduğu için. Ha boşluğu almışım ha şeyi. Fark etmez, tamam mı? Ama bir de bu bir tank değil mi aynı zamanda? Yani bu aslında böyle sadece düz bir şekilde bu arkaya doğru da uzuyor. Değil mi böyle? Aynı tıpkı geminin geriye doğru ve ileri doğru değil mi? Uzadığı gibi. Ha yani bu bir şey. Bu kama aslında burada şöyle bir şekil değil mi bu yani? Buradan böyle şöyle, şöyle bu tank yani. Tamam mı? Bu böyle sadece düz bir satıh değil, bir hacim burası. Ha, peki. Şimdi arkadaşlar ben bu üçgeni şuradan alayım. Biraz inceleyelim üçgeni, değil mi? Şimdi ben şöyle çizeyim abi üçgeni şuraya. Şöyle bir. Ondan sonracığıma şöyle yapayım, şöyle yapayım. Şunu da şöyle çizeyim. Değil mi? Şurayı da sildim. Ondan sonracığıma şöyle devam ettim. Buradan aldım. Buradan da aldım. Peki arkadaşlar ben buradaki yatma açısına teta dersem. Teta. Yani şu açı zaten teta. Teta. Şurası şu kenar. Ya bu çok güzel gözükmüyor sanki. Şunla mı yapsak? Şunla yazalım. Evet. Şu kenar, şu uzunluk oranından d bölü 2 çarpı tanjant teta değil midir şu kenar? Peki ben bunun uzunluğuna da l dersem, tankın uzunluğuna l dediydik, değil mi? Heh. Peki şu tankın ağırlık merkezinin yeri şeyde neydi? Şu mesafe neydi abi? Şurada. B bölü 3. Yani aslında şuydu, değil mi? 2 bölü 3 çarpı B bölü 2 idi.
Değil mi? Ha. Şimdi peki ben bu hacmi hesaplarken ben burada free surface'i nasıl hesaplayacağım? Diyeceğim ki şu fazlalıkları şurayı bir sileyim. Ondan sonra şu kalemi alayım. Benim evvela neyi hesaplamamız lazım? Bu buradaki wedge'deki ağırlığı yani bu kamadaki suyun ağırlığını değil mi? Weight of wedge. Yani wedge'deki ağırlığı. Peki ben bunu nasıl hesaplarım abi? Hacim çarpı içindeki suyun densitesi değil mi? Ben bunun hacmini nasıl hesaplarım? O zaman hacim nedir? Hacim. Yani V nedir? Abi area çarpı length'tir değil mi? Ha, peki ben buradan volüm eşittir dersem diyeceğim ki D bölü 2 çarpı tanjant teta çarpı L tamam mı? Çarpı D bölü 2 çarpı 1 bölü 2 dersem. Bunlar nedir arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şurası nedir? Taban alanı değil midir? Şuranın taban alanı değil midir abi? Taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Şurası D bölü 2 idi değil mi? Yani şurası şöyle D ise şey B ise değil mi? B ise şurası B bölü 2. B bölü 2 idi değil mi? Şurası da B bölü 2. Ya ben bunları niye D demişim? Şu da B. Heh. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 2. Üçgen formülünden yani üçgen olduğu için bölü 2 geliyor. Değil mi? Yani bir dikdörtgen gibi hesaplıyoruz bunu. Üçgen köşegenidir. Niye bölü 2? Çünkü dikdörtgenin yarısını aldığımız için. Taban alan veya taban çarpı yükseklik bölü 2'yi ben işin içine L'yi uzunluğunda kattığım için bu hacme dönüyor. Taban alanı oluyor. Taban uzunluğu değil, taban alanı çarpı yükseklik bölü 2'den ben bunun hacmini buldum mu? Buldum. Peki. Buradaki üçgenin taban alanını bulduk. Ondan sonra oradan ne çıkıyordu abi? Bize özetle D kare bölü 8 çarpı L çarpı tanjant teta çıktı mı? Bu benim volümümdü. Ondan sonra peki ağırlığı nasıl bulacağım? Buradaki W'yu nasıl bulacağım? Volüm çarpı densiteydi. O zaman diyeceğim ki D kare bölü 8 çarpı L çarpı tanjant teta çarpı densite diyeceğim. Değil mi? Peki ben buradaki GG sıfırı nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Pardon şu küçük g, şu hareket mesafesini nasıl hesaplayacağım? Şu değil. Şimdi şunu bir cebimize koyduk, değil mi? Şu şöyle bir kalsın. Dedik ki D kare bölü 8 çarpı L çarpı tanjant teta çarpı densite. Şunu ben aldım. Şöyle bir cebime koydum. Ondan sonracığıma GG sıfır nasıl hesaplarım? G sıfır G bir daha doğrusu. Yani şu wedge of şeyin ağırlık merkezleri arasındaki mesafe. Arkadaşlar hiç böyle şu şudur bu budur demeyeceğim. Direkt yazayım. D bölü 2 çarpı 2 bölü 3. Değil mi? Ondan sonra çarpı 2'dir abi. Yani. Dolayısıyla buradan da çarpı 2'dir. Aynen. Buradan da ne gelir? 2 de pardon ya yani niye D diyoruz abi? 2B bölü 3 gelir. Tamam. Peki şey neydi? Buradaki bizim şunla şu üçgenler arasında. Çünkü bunların şeyleri açıları ortak değil mi? Yani. Ve ikisi de dik üçgen. Şu da bir dik üçgen. Hatta bakın arkadaşlar şurayı şöyle bir temizleyeyim. Şimdi hatta üçgen oluşturma ile çizeyim de bunu daha rahat olsun. Şöyle aldım. Şu çekmedim mi? Dur. Çok pardon. Üçgen oluşturmayla şöyle aldım. Şöyle de çektim. Şu bir dik üçgen değil mi? Peki burası da bir dik üçgen. Oldu mu? Evet. Peki bunların her ikisindeki de açı abi şöyle şöyle teta açısı değil mi? Bu da teta açısı değil mi?
Bunların köşeleri de 90 derece değil mi? Yani pardon. İşte şu açıları iki açısı aynı ise üçüncü açısı da mecbur aynı. Bunlar benzer üçgenler yani. Ha, demek ki ben bunlar arasında bir oran orantı kurabilirim yani. Bunların ikisi de şu köşegenleri dik, değil mi? Bir köşeleri dik, bir kenarları da teta açılı iki tane benzer üçgen bunlar. Peki nasıl kurarım onu? G1. G0, G1 çarpı deplasman çünkü bu gemi. W çarpı G0, G1 derim değil mi? Yani buradaki ağırlık ile G0, G1 derim. Buradan ben oranı kurarım arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla buradan ne çıkar abi? G0, G1 eşittir. W çarpı G0, G1 bölü deplasman gelir değil mi? Peki ben burada şimdi şeyleri yerine koyarsam. Ben buradan ağırlığı bulmuş muydum abi? Aa, silmişiz şurayı. Tanjant teta çarpı density. Bu benim W'm değil miydi? Peki ben buradan şeyi bulmuş muydum? G0 G şu GG 0'ı bulmuş muydum? Onu da bulmuştum. E peki ben şimdi alayım bunları yerine bir koyayım. Neydi? D kare bölü 8 çarpı L çarpı tanjant teta değil mi? Çarpı densite tank water'dı. Ondan sonra çarpı 2 bölü 3 B'ydi değil mi? B. Ya buna da B abi. Şu D nereden çıktı? Bölü deplasman diyoruz. Peki deplasman nedir? Volüm çarpı densite seawater'dır değil mi? Ha, peki. Şimdi şu ney? Şu ney? Şurası B kare çarpı L çarpı tanjant çarpı içindeki tank water'ın şeyi. Burası tanktaki ağırlık da değil mi? Yani hacim çarpı densite. Burası neydi? Şu GG0 mesafesiydi değil mi? Heh. Şurası da deplasman. Değil mi? Şurası da G0, G1. E peki ben şimdi bu formülü biraz daha böyle birbiriyle şey yapayım. Sadeleştirelim, değil mi? Komple sildim artık abi. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya en üstte bir daha yazayım. Şu. G0, G1. Tamam mı? Eşittir. Şu. Double. W. Ya bugün hiç susmadı telefonlar, yemin ederim. Hani sabahtan beri belki 20'dir 30'dur bilmiyorum yani. W çarpı G0 G1 bölü deplasmandı. Ve biz buna demiştik ki şöyle değil mi? D kare bölü 8 çarpı L çarpı tanjant teta çarpı densite tank water çarpı 2 bölü 3 B, çok özür diliyorum. Bölü densite seawater çarpı volüm demiştik. Şimdi ben burada, şurada da B kare, işte burada da B var. 8 var, 2 var, 3 var. Ben bunu bir sadeleştirirsem arkadaşlar. Bana ne gelir? B'nin küpü. Tamam mı? Ondan sonracıma çarpı L çarpı densite tank water çarpı tanjant teta. Değil mi? Aşağıda da 12 çarpı densite seawater çarpı volüm gelir arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar peki şunu şey yapalım. Şu üçgendeki bağıntıdan G0 G1 eşittir. G0 GV değil mi? G0 GV çarpı tanjant teta değil midir? Ha, peki burası G0 G1 miydi? Ben G0 G1 yerine bunu yazarsam derim ki G0 GV çarpı tanjant teta eşittir B küp çarpı L çarpı densite tank water çarpı tanjant teta bölü 12 çarpı densite seawater çarpı bölümdür. E bu tanjant teta bu tanjant tetayı götürür. O zaman benim elimde kalan GM küçülmesi formülüm elde edilir arkadaşlar. Değil mi? Neredeyse.
Evet, elde ettik yani. Elde ettik, değil mi? Ne kaldı? D küp, B küp çarpı L çarpı densite tan kuotur. Hatta şimdi artık şu şeyi de indireyim. Şuraya temiz temiz yazayım. Benim size verdiğim formül neydi arkadaşlar? GM küçülmesi eşittir demiştik. I bölü V çarpı D1 bölü D2, değil mi? Çarpı 1 bölü N kare. Burada da I neydi? I eşittir. L çarpı B küp bölü 12 idi. Peki bizim burada bulduğumuz nihai şey neydi? G0 GV eşittir. B küp çarpı L çarpı densite tan kuotur, değil mi? Bölü 12 çarpı densite seawater çarpı volüm. Ya sen al bunu burada I yerine koy. İşte sana bu formülü elde etmiş oluyorsun. Peki burada yani biz bunu tek tank için yaptık. Biz bunu yanına N tane tank var ise, değil mi? Şunu bir kullanalım. Yani şimdi bu normalde bu. Burada şeyi bu. Peki N tane tank olursa ne olacak? Diyeceğim ki normalde bunun tabii şu formül haline, şu N kare formül haline gelmesi için biraz daha bir işlem yapmamız lazım, değil mi arkadaşlar? Şimdi nihai formülü buldum. Peki ben buradaki B yerine aynı uzunluk için, şu uzunluk B idi. Ben buraya 3 tank, 2 tank, 5 tank neyse. B bölü N tane tank olmaz mı? Heh, ben burada da gelir B küp yerine B bölü N'in kübü dersem o zaman işler nasıl olur? Alalım şunları. Neymiş arkadaşlar? G0 GV eşittir. L çarpı B küp, tamam mı? Bölü 12. L çarpı B küp bölü 12. Şurası 12. Çarpı densite tank water dedim. Ondan sonracığıma. Değil mi? Çarpı deplasman. Ya da işte seawater çarpı volüm. Peki ben burada B küp yerine şöyle dersem. L çarpı B bölü N. Kaç tane tank olduğunu bilmiyorum. Kübü çarpı densite tank water. Böyle 12 çarpı. Şimdilik şuraya sadece 2 saat yazmamak için deplasman diyorum. Ya ben bunu da açtığım zaman buradan ne gelir? L çarpı B küp çarpı densite tank water. Değil mi? Ondan sonra böyle 12 çarpı deplasman çarpı N küp gelir. Değil mi? Ondan sonracığıma şurada aynen öyle N küp gelir. Çok pardon arkadaşlar. Ya 33 dakikada olmuş şurada. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Çok özür dileyerek. Neredeydi? Şuradaydı. Şuradan hemen. Şurada çok pardon. Elimde de N tane tank var ise abi, buradaki yani buradaki kareyi bir tane N'i götürecek ve benim sonuçta elimde abi L çarpı B küp çarpı densite tank water bölü 12 çarpı volüm çarpı densite seawater olarak kalacak arkadaşlar. Tamam, bu dersi de böylece bitirmiş olalım. Bir sonraki derste şöyle yapayım. Görüşmek dileğiyle.